Günümüzde böbrek hastalarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Öyle ki dünya genelinde 850 milyon kişinin çeşitli etkenler nedeniyle böbrek hastalığına yakalandıkları düşünülüyor. Türkiye'de yaklaşık 7,5 milyon kişi kronik böbrek hastalığıyla mücadele ediyor. Bir başka deyişle ülkemizde her 6-7 erişkinden biri böbrek hastası. Genellikle sinsi ilerlemesi ve geri dönüşümü olmaması nedeniyle kronik böbrek hastalığı ölüme yol açan etkenler arasında gün geçtikçe üst sıralara yükseliyor. Dünyada yılda en az 2.4 milyon kişi kronik böbrek hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken bu sayının 2030 yılında ikiye katlanarak 5.4 milyona yükseleceği öngörülüyor. O yüzden tedbir mahiyetinde böbrek fonksiyon bozukluğu düzenli yapılan idrar ve kan testleriyle erken dönemde tespit edildiğinde böbrek yetmezliği önlenebiliyor ya da geciktirilebiliyor. Ancak yılda bir kez yapılan rutin taramaları ihmal edildiği için çoğu yetişkin kronik böbrek hastası olduğunu bilmeden yaşantısını sürdürüyor ve hastalık son dönem böbrek yetmezliği evresine kadar ilerleyebiliyor. Nefroloji uzmanı Profesör Doktor Ülkem Çakır, böbrek hastalığı için yaşam alışkanlıklarına, Mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirterek böbrek sağlığı hakkında şu önemli uyarılarda bulundu. Yeterli su tüketmek, tuzu kısıtlamak, kan basıncıyla kan şekerini kontrol altında tutmak, sigara ve alkol alışkanlığından vazgeçmek, gelişi güzel ilaç kullanmamak, sağlıklı beslenmek ve hareketli bir yaşam sürdürmek böbrek hastalıklarına karşı alınabilecek en önemli önlemlerdir. Böbrekleri en çok yaran 8 önemli neden olduğunu ifade eden Profesör Doktor Ülkem Çakır bu nedenleri şöyle sıraladı. 1. Diyabet Diyabet böbreklerin en büyük düşmanlarından biri olarak nitelendiriliyor. Kontrolü sağlanamayan kan şekeri nedeniyle böbreklerdeki atıkları süzmekle görevli olan kan damarları zarar görünce böbrekler işlevini yapamaz hale geliyor. Türk Nefroloji Derneği Böbrek Kayıt Sistemi'nin verileri Ülkemizde diyalize yeni bağlanan hastaların yaklaşık %38'inde böbrek yetmezliği sorumlusunun diyabet hastalığı olduğunu ortaya koyuyor. 2. Hipertansiyon. Türk Nefroloji Derneği böbrek kayıt sisteminin verilerine göre ülkemizde diyaliz tedavisi gören hastaların %27'sinde böbrek yetmezliğinin nedeni hipertansiyon oluyor. Ülkemizde her üç erişkinden birinde görülen hipertansiyon, böbreklerdeki damarlarda yapılan bozukluğa ve tıkanıklığa yol açıyor ve bu tabloda böbrek yetmezliği ile sonuçlanıyor. 3- Obazite Obazite, kronik böbrek hastalığının oluşumunda önemli bir risk faktörü. Öyle ki yapılan bilimsel araştırmalar, obazite hastalarında kronik böbrek yetmezliği gelişme riskinin %83 gibi oldukça yüksek bir oranda arttığını gösteriyor. Bunun nedeni ise artan kilo ile birlikte böbreklerin de yükünün artması. Ayrıca obezite kronik böbrek hastalığının oluşumunda etkisi olan diyabet ve hipertansiyon gibi metabolik hastalıklara yol açarak dolaylı olarak da etkili oluyor. 4. Yetersiz su içmek. Yetersiz su tüketimi de böbreklerde ciddi hasar oluşturan önemli etkenlerden biri. Zira yeterince su içmediğimizde kandan süzülen zararlı maddeler vücudumuzdan atılmadığı için böbreklerimiz daha fazla çalışmak zorunda kalıyor ve hızla yıpranmaya başlıyor. Profesör Doktor Ülkem Çakır böbreklerimizin sağlığı için her gün yeterli su içme alışkanlığı edinmemiz gerektiğini hatırlatarak az içilen suyun yanı sıra fazla içilen su da zararlı oluyor. Dolayısıyla normal kiloda olan bir kadının günde 1,5-2 litre, erkeğin ise 2 ila 2,5 litre su içmesi yeterli gelecektir, diyor. 5. Yemeklere tuz serpmek Yapılan çok sayıda bilimsel araştırmaya göre fazla tüketilen tuz kan basıncını yükselterek böbrek yetmezliğine kadar gidebilen ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olmasını öneriyor ve bu miktar tepeleme bir çay kaşığına denk geliyor. Böbrek sağlığınız için yemeklerinize tuz serpiştirmemeniz gerekiyor. Zira bu miktar yemeklere eklediğimiz tuzu değil, işlenmiş ürünler de dahil olmak üzere tüm besinlerden aldığımız toplam tuz miktarını ifade ediyor. 6. Gelişi güzel ilaç kullanmak İlaçlar hastalıkların tedavisinde başrol üstlenseler de bilinçsizce tüketildiklerinde ise tam aksine zarar verebiliyorlar. Bu nedenle uzmanlar her fırsatta ilaçların mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Örneğin sık ve gelişi güzel kullanılan bazı ağrı kesiciler ve romatizmal hastalıklarda başvurulan antiinflamatuar ilaçlar hipertansiyon ile böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. 7. Sigara ve alkol. Sigara böbreklerde ciddi hasar oluşturan önemli bir risk faktörü. Bunun nedeni ise sigaranın böbrek yetmezliğine kadar götürebilecek olan ağır toksinler içermesi. Bilimsel çalışmalara göre sigara alışkanlığı böbrek hasarını ve kronik böbrek hastalığının seyrini en az %30 gibi yüksek bir oranda hızlandırıyor. Alkolde böbreklerimize hasar veren kimyasal maddeler barındırdığı için böbrekleri yoruyor. 8. Hatalı beslenme alışkanlıkları Böbrek sağlığımız için dikkat etmemiz gereken bir başka önemli nokta da hatalı beslenme alışkanlıklarımızdan vazgeçmek. Hayvansal proteinler böbreklerde oluşan yükü artırdığı için kırmızı et tüketimini kısıtlayın. Kafein içeren besin ve içecekleri sınırlı tüketin. Günlük tüketebileceğiniz kafein miktarı 200 ila 300 mg oluyor ki bu da yaklaşık 2 büyük fincan kahve anlamına geliyor. Şekerli besinlerde obezite, hipertansiyon ve diyabetin oluşum riskini artırmaları nedeniyle önerilmiyor. Yapılan çalışmalara göre günde 2 veya daha fazla bardak gazlı içecek tüketmek idrardaki protein miktarını artırdığı için böbrekleri yoruyor.